eski geliniz telefon attığımızdan hanımefendi. Yani. Şimdi yani tamam siz bir şeyler yaşamışsınız, kayınvalideniz de kabul etmiyor ama aslında benim konum sizin bu tartışmanızdan öte şu. Arkadaşlarımızla konuşurken şöyle bir bilgi edinmişler. Siz de eski kayınvalidenizin Hüseyin Bey'in kendisiyle evlenmek istediğini size anlattığını aktarmışsınız. Ya bana söylemedi. Etrafa yani öyle ortamda konuşuyordu. Evet onu ben şahit oldum. Evet ne anlattı? Hüseyin Bey'in onunla evlenmek istediğini söyledi. İşte ev alacağını falan söyledi. O vardı. O da kabul etmemiş. Hani olur mu öyle şey Hüseyin amca demiş. Sen evlisin şeysin falan filan demiş. Yani benim için asıl önemli konu aslında bu. Şimdi evdeki iki bakıcı var. Emel Hanım da aşk yaşadıklarını iddia etti. Siz de diyorsunuz ki kayınvalidem bana Hüseyin Bey'in kendisiyle evlenmek istediğini hatta ev almak istediğini söyledi. Hayır, doğru mudur? Evet ben bunu duydum evet. Kulağımla şahit oldum bizzat. Bir şahit konuşma oradan yalan söyleme söyleme. Sen bu kadar şeylere şey yapıp söylemiyorsun. Beni niye öne atıyorsun? Allah'tan kork, Allah'tan kork. Allah'tan kork. Ben kendisiyle muhatap olmak ben istemiyorum. Ben de seninle olmak istemiyorum. Hı. O zaman konuşma oradan. Sen de konuşma oradan. Sen ne yapıyorsun? Ben sana lafan nasıl atmıyorum. Müge Hanım lütfen. Ben ne anlatsam kendisi anlamayacak. Boş. Hı. Sen çok anlayışlısın. Onun için böyle bir şey yaptın bize. Ben seni başımda gezdirdim. Hangi gün ben sana eziyet ettim? Hangi gün çocuğuna bakmadım? Hangi gün sana bakmadım? Her ay paranı gönderdim senin. Utanmıyor bana böyle hakaret etmeye, burada laf etmeye. Birazcık laf etme. Dinlersen de izlediğimi de anlayacaksın zaten. Sen çok anlayışlısın. Şimdi şöyle bir şey demişsiniz. Öldükten sonra bana kaloriferli ev mi tutacak? Evet. Hayatım bir anlat işte. Hayır, ölmeden değil, hayır. Eşi öldükten sonra. Hayır, eşi öldükten sonra evleniriz demiş kendisine. Evet, öyle konular geçiyordu, aynen. Anladım. Peki, ve demişsiniz ki, eklemişsiniz, eğer benim eski eşim yani Mete bunu duysaydı, buna asla müsaade etmezdi. Öyle bir şey demedim ben, hayır. Kendisinin zaten umurunda değil annesinin evlenip evlenmemesi. Hani arkadaşlarımız diğerlerini doğru anlamışlar. Burada herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş. Bak hele böyle laf atma atma. Allah'tan korkun Allah'tan. Yeter üzdüğünüz beni. Yeter üzdüğün yeter yeter. Geldin geldin gittin durmadın. Geldin geldin gittin durmadın. Gittin oraya. Ondan bundan konuştun. Sen ya? Bak hele ondan bundan buluştun gezdin. Bana boş konuşma. Ben seni taç ettim diye olma söylemedim. Olma söyleme. Dur. Öyleme olma söylemediğim için. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ben, Allah'a ben de seni havale ediyorum. Ben bağırma. Togrul'un çocuğuna böyle hitap etmene de izin vermiyorum. Sen demin diyorsun ki siz açtınız. Sen açtın bak. Gene sen açıyorsun. Kızım gelini konuşuyor. Hayır hayır. Bir dakika bir dakika. Kadın Allah razı olsun bu arada kızım sana. Ben ne için geldim buraya? Allah razı olsun en azından yürekli kızmışsın. Bu o eski kocana rağmen bağlanmışsın. Da bunları anlatman çok yürekliymişsin. Ama oğlumdan başka abla korkacak kimsem yok. Aynen. Canım var. Aynen öyle. Ama sende de bak çocuğunun torununun bunu yapsa bile sen bunu açtın. Sen dedim demin reklam arasında dedin ki Müge Hanım. Müge Hanım bunu açmadı. Sen kendin dedin ki benim gelinimin gitme sebebi geldi kocasına bu lafları söyledi. Bunu söylese bile sen bir kayınvalide olarak bak hala senin o evde gelinin torununa yapsa bile yani savunmayacağım mı? Yok öyle kadın yok o kendi savunmak değil bu. Bu çamur atma. Yeter artık ya yapmayın böyle şeyleri. Yapmayın bak sırf sana bunu sana söylüyorum. Başkaları da duysun. Milletin namusuyla şerefiyle oynayamaz. Ben kimsenin şerefinden oynamıyorum. Tamam mı? Hayır. 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 Kabul sen kızı namussuz ilan edemezsin. Etmiyorum. Ben her zaman ilan edemezsin. Adam gibi Allah korkunuz varsa bak kul hakkıdır bu. Kul hakkına geçer bu. Kul hakkına hiç geçmez. Kul hakkına geçer. Ben onu yapmadım tamam mı? Sen söylüyorsun ya bir de bize söyletmiş gibi sanki biz sana söyletiyoruz. Ben niye elalemin kızına? Kendin söyledin yani ya. Yani ben seslenmeyeyim. Hepiniz zaten çocuklarınız melek başkalarının kadını ayrılıyorlar. Elin bilmem nesi ne yaptı? Yok bilmem ne. Bir de kendi evlatlarını
oğlanız da adam olun ya. Kendi attı kendi. Oğlanız erkek olsun, adam olsun, karısına sahip çıksın. Bak bir parmak oğlum sana gösterir, üçü bana. Yani ne demek oluyor? Kabahati kendiniz de arayın. Eğer namusunuza sahip çıkamıyorsanız başkalarını namussuz ilan Allah'a etmeyin. Allah'a şükür ben namusluyum. Ha yok yok ben Almanya'da büyüdüm sizin gibi hareket ne etmiyorum. Ne kötülüğümü gördün ya? Benim ne çocuklarla ne gelinlerim. Senin Garibanım'la program yapmak istiyorum. Çok rahat ettim. Benim yenim her şeyi söylüyor valla harika yani. Nereye geldik? Ne Selvi ifade Hanım, vermeye bakın, geldik? Galima ya biz şuraya geldik. Galima biz şuraya çok geldik. Doğru bir şey söylüyor. Ben kimsenin, oğlu gelin arasındaki dertte değilim. Zaten evet, bir şey yaşanmış biz buraya ki, ne için geldik şu zaten adamları... bir şey yaşanmış ki kız çocuğuna rağmen almış çocuğunu, evini terk etmiş. Hangi kadın güzel yuvasını terk eder? Ben mutlu olduğum bir vallahi evi niye terk edeyim? Ben isterdim kızım, başımda gezdim, büyüdüm. Ablacığım, bak, başımda oğluma söylemedim, yemin ederim oğluma söylemedim. Niye açıyorsun niye? Ya işte Müge Hanım'ın lafına göre hayatım söyledim. Anladım da. Senin zaten gelin evde mutlu olsa o dediğin şeyleri de yapmaz. Yani kimse huzurlu yuvasını bırakıp çocuğunu alıp annesinin evine dönmez. Milyonda bir dediğim gibi başka bir şey bulamıyorum. Şimdi ne desem yanlış olacak, kafa kırık olmazsa eğer diyeyim ne diyeyim yani. Kimse yuvasını bırakıp neyse, da döner mi evine? O fakat burada önemli olan şey şu. Telefonla. Hüseyin Bey size de gidip anlattınız mı benimle evlenecek? Kız böyle bir şey anlatıyor yani. Aynen. Ben burada... Hayır yalan söylüyor onu işte. Hı? Yalan söylüyor. Var mı şeyi? Göstersin bana kime demişim ben? Kime demişim kime ya? Kime dedi? Sadece siz mi vardınız o ortamda? Ortamda kızlarına söyledi, bana söyledi. Öyle yani aile ortamında konuşuldu bu durum. Zaten siz kabul etmemişsiniz diyor. Ben yani zaten... Hüseyin ama Bey şöyle rahmetli de demişsiniz. Teklif etmiş, siz kabul etmemişsiniz. Diğer kardeş Mehmet Şen de fotoğraflarını size atıyormuş. Kim? Diğer kardeş, öyle mi? Evet, o da fotoğraflarını attığını söyledi, aynen. Hatta bunu hatta küçük kızı da söyledi, neydi anne dedi, bu sana aşık mı ne dedi, kendi Mehmet amcasının fotoğraflarını niye sana atıyor dedi. Yani Hüseyin amca karım ölünce kaloriferle ev tutacağım diyor. Diğeri de fotoğraflarını atıyor diyor. Şimdi benim konumla ilgili olan kısmı bu. Ya benim bir şey söyleyeceğim. Allah'ın gücüne gitmesin. Gerçi söylemeyeceğim. Ne alaka canım ben de. Ne alaka? Yok yok bir dakika. Yok o ne? Hakikaten ben aslında onu merak ediyorum. Ne alaka? Emel bir taraftan sen bir taraftan. Benim yatalak annemin. Annem bile siz annemin eline yatalak haliyle bile eline su dökemezsiniz. Neden biliyor musun? Benim nedenini sana söyleyeyim. Bak başka yerden vurmayacağım. Aslında o da aklımdan geçiyor da ama oradan vurmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Benim babamın bir özelliği vardı. Babam kadında asalete, zekaya bakardı. Benim babam hiçbir zaman görselliğe önem veren bir insan değildi. Zeka seviyesi olarak ne sen ne de Emel benim babamın yanına yaklaşacak insan değilsin. Benim babam anneme çok aşık. Evet, neden biliyor musun aşıktı? Evet, neden biliyor musun? Evet. Anneme hayran bir adamdı. Evet. Anneme hayran bir adamdı. Benim anneme yemin ediyorum yatalak haliyle bile size on basacağını bilirdi o adam. Evet. Onu bilirdi. Karısıyla her zaman onur gurur duymuş bir insandık. Ve bize hep şunu söylerdi. Çocuklar ağır taşı kaldırması zordur. Annemin ağırlığına aşıktı o. O yatalak haliyle bile gözleriyle bile Hüseyin Bey bu burada kalacak dedim o orada kalırdı. Evet. Sen çok doğrudur, iyi biliyorsun o yatalak haliyle demens haliyle bunu bile bak, kontrol bunu annemin elindeydi. Yapıyorlar ki ben burada geleyim annem, ya çok saygı duyardı. Yani. Evet. Ben Fatma Şen'in eseriyim. Ben Fatma Şen'in. Bütün bunlar da Fatma Şen'in eseri. Ve hepimizde babam gurur duyardı. Öyle kalkıp da Allah için benim babam öyle şeyine düşkün bir adam değildi bu. Bir. İkincisi de öyle canım, bir şey yapsa bile hiç o evdeki evine giren yani. Namusuna göz dikecek bir adam mıydı o? Evine giren yok. Kadına kıza bakacak adam mıydı? Hayır. Hayır. Onu yapmaz hayır. Bak. Dışarıda ne yapar onu bilemem. Babamdır, erkektir onu bilemem ben. O kadarına garanti bilemem. Ama evine gelen kadına ne eşine ne dostuna yok. Ne arkadaşının Allah karısına Allah. Yan gözle bakacak yok. Adam değil. Ben geldiğimde gittiğimde yok. Ben gördün mü ne yaptınız siz ya kendinizi yok. Şeye ben mi çıkardın ha Hüseyin Bey bile Hüseyin bana baktı. Hüseyin amca da öyle bir adam ne, değildi. Ne oldu şimdi? Değeriniz mi yükseldi? Emel'e de sesleniyorum ya. Nasıl bir iğrençlik ki bu? Pişmiş Hüseyin amcayla aşk yaşıyor. Ama Allah'ından bulsun kızım. Allah'ından bulsun. E tamam da fotoğraflarını gönderiyor muydu size amca Mehmet Şen de işte? Ya bir arada hani böyle kavun kesekene falan adam onlardan gönderdi yani. Kavun keserkene geldi Hüseyin Mehmet amca
Ben amca diye konuşuyorum. Hepimiz amca diyoruz. Tamam siz öyle konuşuyorsunuz da onu size tavrını konuşuyoruz biz. Ya adam öyle resim ailesinden öyle gönderirlerdi yani. Ama bunu ya grup çekilmiş resimleri size yollardı. Ama bakın Selvi Hanım bu söz sizden çıkmış. Zaten hiç kimse Mehmet Bey bunu söylememiş ki kimseye. Yok adamcağız. Bu söz sizden çıkmış. Bakın gelininiz bağlandı. Sizin söylediğiniz bir sözü gündeme getirdi. Yani siz demişsiniz. Kızınız ben demiş, de gözü anne, var benle evlenmek istiyor diye. Kızınız demiş ki yani Mehmet amcanın sende gözü mü var bu da mı senden hoşlanıyor? Siz de demişsiniz ki Hüseyin Bey dedi ki karım ölünce sana kaloriferle ev tutacağım. Oldu mu olmadı mı? İşte kız da karşınızda. Söyle, bu söz sizin sözünüz. Fotoğrafta atmış işte. Ne diyeyim Allah anlamadım. O gece o evde bir şey olmuş. Onlar ona bir şeye şahit olmuşlar. Ben adamın Müge olduğu kadar eminim. O gece eve biri geldi demek yani. Ben biz. Evet. Biz aydıtma. Aynı, aynı fikirdeyim. Kendin, o gece gelmemesi gereken biri geldi. Bunlar da uyandılar. Bunlar da uyandılar gördüler tanık oldular. Sen kendi yanına yan. He. Şu kadar şeyi göndereceksin. Onu sana annengile göndereceğim ben. Bir hakkım olsa sende böyle beni burada rezil etmezsin. Neyi gönderiyorsun annesine? Şeye gönder, attığı mesajları göndertireceğim. Gönder oğlum dedim bak bu mesajları gönder. Göndermedim. Selvi Hanım bu konu bu konuyla ne alakası var? Kendi bak beni nereden vuruyor görüyor musun sen? Sizin bir söylediğiniz bir cümleyi bu konuyla ilgili bir şeyi söylüyor. Bakın gelinin bunun için ya, geldiniz tabi. Sizin, ben Mehmet sizin amca bu, gelin şeyini sizin böyle bu ölen, sizin bu ölen kişilerle ilgili bilgileriniz üzerine gelindi. Evet. Adam bana evlenme teklif etti dediğiniz an. Bir de diğeri de fotoğraf atıyorsa tabii ki. Biri evlenme teklif edip diğeri de fotoğraf atıyorsa iki kardeşten. Evet. O zaman bir sorun var demektir ortada. Allah'ından bulsun ben başka bir şey demiyorum. Allah'ından bulsun güzel Allah'ından bulsun. Hanımefendi siz böyle kayınvalidenize öfkeden dolayı bunu yalan yanlış mı anlatıyorsunuz? Yalan şeyler mi söylüyorsunuz? Asla benim bana kadar kimseye iftira olmadı. Neyse odur ben kulağıma duyduğuma şahit oldum. Benim ben bir evlat sahibi bir insanım. İftiradan korkarım. Doğru. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu bulduğum gün...